İbrahim Bey, testin en önemli sorusuna geldik. Muhtemelen 1,5 milyon insan da bu sorunun cevabını bekliyor. Çağdaş'a hiç küfrettiniz mi? Lütfü'ye hiç küfrettiniz mi? Onur'a hiç küfrettiniz mi? Hayır. Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Sizlerden gelen yoğun ısrar üzerine sevgili patronumuz İbrahim Yalan Dedektörü'ne bağladık. Yanımızda da Yalan Dedektörü uzmanı diğer İbrahim Bey var. Şimdi hep birlikte şu makineyle bir de boss'u test edeceğiz. Hazırım. Videomuza geçmeden önce sizlere Vikings War of Clans oyunu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü oyun aldığı güncellemelerle birlikte markette top 5 içine girmiş durumda. Strateji oyunlarını benim gibi sevenlerdenseniz Vikings'i çok seveceğinize eminim. Oyunu sadece klan savaşları olarak düşünmeyin. Uluslararası savaşta oyunun en önemli kısımlarından birisi. Bu arada birçok farklı oyun tarzını da içinde barındırdığını söylemeliyim. Örneğin ben patron olacağım, insanları yöneteceğim diyorsanız klan lideri olup kendi imparatorluğunuzu yönetebilirsiniz. Yöneticilik bana göre değil. Ben savaşçıyım diyorsanız düşmanlarınızı kovalayarak onların sonunu getirebilirsiniz. Tabii ekonomi becerilerinizi kullanarak refah düzeyi yüksek bir şehir kurma şansınız da var. Bu üçünden ben savaşçı olmayı tercih ederdim ancak siz lider veya ekonomi uzmanı olmayı tercih edebilirsiniz. Çok enteresan bir bilgiyi daha paylaşacağım sizlerle. Vikings War of Clans oyunu şu an 20 milyon oyuncuyu aşmış durumda. Bu da gerçek hayatta yaşamış Vikinglerden 10 kat daha fazla anlamına geliyor. Vikings War of Clans oyununu hemen aşağıda açıklama kısmında bulunan bağlantılardan indirerek sizler de 200 altın ve ilk koruma kalkanına ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Tabii aranızda yeni izleyenler de olabilir. Arkadaşlar bu nedenle gelin isterseniz ilk yalan dedektörü testimiz. İlk yalan dedektörü testimizde neler olmuştu gelin onları bir hatırlayalım. Patronu seviyor musun? Evet. 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 Patron da burada kendi yüzüne de söyleyebilirim. Bu zamana kadar herhangi bir sorunuz olduğunda ben gittim yanına konuştuk hallettik. Maaşından memnun musun? Evet. Hayır. Evet. Nasıl bir teşkilat arkadaşlar? Beni sinirlendirmeye mi çağırdınız bu hakikaten? Arkadaşlar CV'mi açıklama kısmından bulabilirsiniz yakın arkadaşlarınıza. Patronumuz İbrahim Bey'e hiç sövdünüz mü? Hayır. 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 Biliyordum abi. Bu nasıl bir ilişkimiz varmış? Benim niye bunların haberim yok? Benim de sorun ne? Niye bunları konuşmuyoruz? Yok öyle bir şey ya. En büyük hayal kırıklığım Lütfi'ydi o videoda. Çünkü en eski çalışkanlarımızdan bir tanesi ve ikili ilişkilerimiz gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çağdaş'la bir insan anlaşma zaten çok zor. Ama Lütfi'yle diyalogumuz gayet iyiyken böyle cevaplar almak biraz hayal kırıklığıydı. Bakalım benim cevaplarım bunun karşılığını verecek mi? Şimdi arkadaşlar görüntüleri hatırladık. Biz bayağı patronun karşısında terlemiştik. Çok da keyifli bir videoydu. Tabii arkadaşlar o videonun altına yüzlerce yorum geldi. Buna ek bir ton e-mail de geldi. Ve siz bunlar da dediniz ki patronu illa dedektöre bağlayın. Yalan dedektörünün bu tarafında ben, Lütfü ve Onur sırayla oturacağız. Ve sorularımızı sevgili patronumuza ileteceğiz. Artık maceramıza başlayalım diyorum. Bir haftadır yalan testleri yapıyorum evde. Oturduğum eşimle beraber. Bana soruyor ben yalan cevap vermeye çalışıyorum. Başaracağımı düşünüyorum. Ne kadar çalışırsanız çalışın. Yalan dedektörünü kandırmak imkansız. İbrahim Bey hazır mısınız? Hazırım. Çağdaş Bey siz? Ben öyle böyle. Bugün pazartesi mi? Evet. Çağdaş seviyor musunuz? Evet. Oh. Abi işte olay budur ya. Lütfü'yü seviyor musunuz? Evet. Abi dedik, bağrımıza bastık. Kıyak abimizsin, helal olsun. Onur'u seviyor musunuz? Evet. İşte bu be abi. Abi var ya. Duygularımız karşılıklıymış. Evet. Demek ki platonik değilmiş. Teşekkür ederim abi. Duyguları kesin tabii. Yanlış anlayacak insanlar. Doğru mu? Ayağım çarptı ya.
Şöyle düşün, 1,5 milyon kişinin önünde bana küfür ettiğini öğrenmeme rağmen hala doğru çıktı. İşte biz de böyle bir insanız ya, böyle bir delikanlıyız. Abi grafik yükseldi o. Şu an az önceki soru an, şimdi cevap an vermiş değildir değil mi o? Yok. Kesin seviyor yani. Eyvallah. Sevmemeyi istiyorsan onun için ayrıca konuşalım. Yapabilirim, onu yapabilirim. Valla şu makine bizi birbirimize düşürecek ya. Böyle iş mi olur ya? Bütün orada bir giriş vardı ya. Böyle böyle. Aslında biz patronla iyi konuşuyorduk. Bütün sorunumuzu çözdüğümüzü düşünüyorduk. Aynen. Aynı şeyi ben de yapacağım şu an. Gönlünü açtığın yaraya bak. Allah kahretsin. Sizce Onur aldığı maaşı hak ediyor mu? Evet. Çok net bir şekilde doğru. Ben de zam bekliyordum. Bu karşılıklı. Eğer karşılıklı evet olmasaydı aslında böyle bir şey düşünebilirdim. Sırf bu yüzden bir hafta buna çalışıyorum, zam vermeyeyim diye. Allah'ım Onur'a zam verme. Çağdaş sizce aldığı maaşı hak ediyor mu? Evet. Hadi. Yo, ben aslında hak ettiğini düşünüyorum. Daha fazla hak etmiş de olabilir. Sizce Lütfü aldığı maaşı hak ediyor mu? Evet. Burada reaksiyon var ama çok güçlü değil. Hani böyle... Yarsızım Lütfü. Makine bence bir mesaj veriyor burada abi ya. Mesajı iyi okumak lazım. Yani konu çaydaki performansı gözden geçirmiş. Ama ibre hep yukarıyı gösteriyor. Yani maaş artış gibi. Biraz daha. O zaman ben bir gidip çalışayım bir daha. Merhaba arkadaşlar bugün diye. 3-5 bin çekiyoruz. İbrahim Bey, testin en önemli sorusuna geldik. Muhtemelen 1,5 milyon insan da bu sorunun cevabını bekliyor. Gerçekten küfür edip etmediğinizi şimdi anlayacağız. Eğer etmediyseniz tedirgin olmanıza gerek yok zaten. Çağdaş'ı küfür ettiniz mi? Hayır. Burada gördüm. Burada gördüm abi. Yazmış. Şöyle bir şey olması lazım. Tarih koymamız lazım. Çalışı yapılan testin önce mi sonra mı? Adam bana küfür ettiğini öğrendikten sonra etmiş olma ihtimali çok yüksek. Hani senin dediğin gibi bir ufak kaygı olabilir. Bir ufak olabilir. Bir, aynen bir oynama var orada. Küfüye hiç küfür ettiniz mi? Hayır. Ya cevabı beklerken içinden küfür ediyorsun işte. Böyle küfür etmiş olabilirim ben. Hani etmedim demiyorum. Yaptığın bir şey demek ayrı bir şey. Diğerleri biliyorsunuz. Öyle şimdi şeyler bizde olmaz. Bil mukavele edeceğim de işten kalacağım diye korktum. Onur'a hiç küfür ettiniz mi? Hayır. Ya var ya abi. Gel soralım. Abi valla bence de. Bu videonun kazananı biz olduk abi. Çağdaş düşüyor. Bu videonun kaybedeni Çağdaş oldu. Bundan sonra webtekno videolarında onu rahatlıkla ben niye burada tedirgin oluyorum? Bu videonun kaybedeni sensin onun için. Bence de küfür etmiş, edilmiş. Evet. CV'yi videonun altına bırak unutma. İlk yorum. Ne edersen onu içeriz. Yapacak bir şey yok. Grafiğin şekline göre ediren küfürün boyutunu çıkaramam. Aynen. Evet, bir isim yapayım. Orayı şöyle yaptım, böyle yaptım. İki soruya bölmek lazım. Ağır küfür ettin mesela. Ama ona girmeyin. Onu bölmeyin. Onu bölmeyin. Boş ver. Ben sana karıklar. Böyle kapıda olmuş konuyu. Boş ver. Oluyor ya işte, bir gerginliğin oluyor. Arkadaşlar olur, yapacak bir şey yok yani. Yapacağın işi deyip böyle. İlk girişte bir ayrı bir test yapılıyor. Orada kameranı çekmedi. Doğruluğundan şöyle güdüğü zemin. Stanley'le yani... küfür ettim yani lütfen. Çağdaş'a? Çağdaş'a çok ediyorum. Çağdaş'a çok ediyorum. Şimdi arkadaşlar tek tek sorularımızı sorduk. Diyorsunuz Onur ne yok? Onur da sordu. Onur maşallah sütten çıkmış ak kaşık yani. Tam bizde kader ortağı olduk Çağdaş. Aynen çok iyi. Patronun da darısı çok iyiymiş. Kendisi de vurdu. Maşallah onlar mutlu mesut takılıyor. Şimdi soracağımız bir tane soru var arkadaşlar. O soru da Lütfi, ben ve İbrahim Bey'le. Yani patronumuz olan İbrahim'le ilgili. Ben bey olduk ha. Aman o zaman bey gibi aramak lazım. Bu yalan makinesi dedektörü. Dedektörü baya zor bir içerik. Söyle. Bundan sonra Çağdaş kaprile gelmek yok. Sabah 7.30'da kapıda tişört değiştirdim. Yeşil gömlek yeşil gömlek. Hazırım. Ekip arkadaşlarınızla daha önce yapmış olduğunuz testten sonra hayal kırıklığı yaşadınız mı? Evet. Çok net bir ya. Yaşanmış bayağı ya. Ben bir de gördüm burada ya.
Hayal kırıklığı yaşadım. O zaten orada da çıktı. Ama iş fitresiyle bence olabilen şeyler, konuştuğumuz çoğu şey öyle. Yani küfür işin bence biraz doğasında oluyor olabilir. Ama bizim şöyle bir ekip olarak şu olayımız var. Biz sorunlarımızı konuşarak çözüyoruz. Bunu da çözdük aslında. Kendiler o videodan sonra çok konuştuk. Problemimiz yok arkadaşlar. Öyle en azından bir söyleyeyim. Belki bu videodan sonra tekrar olabilir ama en azından ilk videodaki problemi çözmüştük. Bundan sonra çözeriz diye tahmin ediyorum. Böyle içimi bir dökmüş olayım. Yani arkadaşlar şimdi bu yalan makinesi sonuçta bilgisayar. Hiç. Hiç yani. Hani bu ne anlar insan ilişkisinden? Ne bileyim arada bir hırlaşmışlar. Olur böyle şeyler diyoruz. Zaten İbrahim de açıkladı. Sizlere bizim de herhangi bir problemimiz yok. İbrahim mi Bey mi? Şimdi İbrahim Beyler. İbrahim. Bizim bir şey söylesen ne söyleyeyim oğlum ne söylesem patlayalım. Bey diyorsun bir patron diyorsun. Sen de birader hayırdır ya. Sen bir şey yapma. ben doğru yere oynuyorum gibi hissediyorum şu an. Çağdaş tek kaldı. Üç kişi çok zaten bu kadar. problem. Patron. Şimdi abi sıradaki sorumuzu aslında Instagram'dan ve diğer bizim maillerimizden, sosyal medya hesaplarımızdan seçtik. Her yerden gelen bir soru aslında bu. Aa konuşmaya karar verdim. Ne ya? Devam et abi. Para mevzularıyla alakalı patron. Müsaaden varsa böyle bir soru gelecek. Dünya Kupası süresince kafa topu 2'den 1 milyon dolardan fazla gelir elde ettiniz mi? Evet. Şöyle bir açıklama yapmak gerekiyor tabii ki. Kazandığımızın yanında çok da büyük harcamalar yaptık. Özellikle Dünya Kupası'nda Türkiye'de yaptığımız bir sürü YouTuber çalışması, TRT 1 ile yaptığımız Dünya Kupası maçlarda, özellikle finalde bile reklamımız yayınlandı. Sadece Türkiye'de kalmayıp tüm dünyada böyle bir çalışma yaptık. Ortalama 150'ye yakın YouTuber'la çalıştık. 150 haliyle, YouTuber. Evet, çok büyük bir rakam ve genelde hepsi ülkenin en büyükleriydi. Kazananla aslında gider birbirine çok yakın ama ortada çok iyi bir ürün çıkardığını düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'nin haricinde dünyada oynanan bir oyun yaptık. Aslında biraz bize gurur verici bir şey. Evet arkadaşlar patronun sorularımız bitti, cevaplarımızı aldık. İyi mi oldu, kötü mü oldu vallahi orası birazcık tartışılır. Ancak şunu söyleyelim, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Ofisten başka arkadaşlarımızı da videoya tabii ki de dahil ederiz. Bence isteyin ki ben dönüşüm, benim aklıma yaşımını daha net öğrenmiş olayım. Ben İnsan... başlık spoiler'ı vereyim, patron bu işi çok sevdi. Bakın notifleri açın bekleyin. İnsanların gerçek yüzünü öğrenmek için. Abi sen de gerçek yüzünü son iyi videodan beri ya. Çağdaş'ın mesela gerçek yüzünü öğrendik. Bitirdin bizi abi, su istemeye çıkamıyoruz. Çağdaş yok, nerede? Yok derken burada hiç yok. Şey yapalım, patron bu işi çok sevdi, parantez açıklama, caps lock'la. Çağdaş gerçekten kovuldu. Velhasıl arkadaşlar videomuz artık bitiyor. Yavaş yavaş sonuna gelelim. Patron ve İbrahim Bey katıldığınız için videomuza çok teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Sizler de arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve olası 3. içeriğimiz için kafanıza bir soru geliyorsa yorum bölümünden belirtmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba, şu an ekranda bağlantılar var. Patronumuzun gitmesi lazım burada. Nerede? Şurada. Herhangi bir yerde var. Şurada bir yerlerde arkadaşlar. Hemen ortada da abone ol butonu var. Ona da tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Lütfü de burada.